Tarih ve insan. Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen hakka bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkatle silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır. Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. Hepinize iyi akşamlar. Tarih ve İnsan programına hoş geldiniz. İstanbul'dan TGRT FM stüdyolarından canlı olarak yayınlanan programımızı sizler için Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hazırlıyor. Teknik yapımda sevgili Muhittin Sami Yaygıngöl sesimizi size ulaştırıyor ve bendeniz Fehim Harmanşa programı sunuyorum. Programa girmeden önce canlı yayın iletişim bilgilerimizi hatırlatmak istiyorum. Telefonumuz 0212 454 56 46 0212 454 56 46. E-mail adresimiz tgrtfm@tgrt-fm.com.tr. Diğer e-mailimiz ahmet@ahmetsimsirgil.com. ahmet@ahmetsimsirgil.com. Malumunuz 2 haftadır Yavuz Sultan Selim Han ve Şah İsmail arasındaki olayları anlatıyorduk. Hocama vereceğim şimdi sözü. Böyle artık bekliyoruz heyecanla. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah. Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Şimdi sözü ustasına bırakıyoruz ve dinliyoruz. Buyurun hocam. Sevgili TGRT FM dinleyicilerine iyi akşamlar diliyorum ben de. Evet, bana gelen maillerde de heyecanla beklediklerini ifade ettiler. İki haftadır mevzuya devam edince evet, dinleyicilerimiz de meraklandılar. Geçen hafta bahsettiğimiz gibi Çaldıran'da iki ordu karşı karşıya gelmişti. Gerçekten çağının iki büyük devletinin gücü karşı karşıya bir meydan muharebesinde karşı karşıya geliyor. Yani o zamanın savaşlarında genelde ordular en vurucu güçleri, devletin belki o an için çıkartabileceği en büyük gücü bir meydan savaşında, hani erkekçe vuruşmak denir ya, öylesine savaşlar. Yani bugünkü gibi havadan hava kuvvetleri gelip ortalığı yakıp yıkıp ardından piyade şekli değil, göğüs karşılıklı göğüse. Dönemin silahlarıyla tabii hangisi daha vurucu silahlara sahipse o daha üstün çıkabiliyor, ama mertçe bir çarpışma, karşılıklı bir vuruşma. Hazırlığını netice itibariyle iyi yapan ve iyi yöneten ordularını bu savaşlarda kazanıyor. Ama mertçe bir vuruşma oluyor ve neticede bu savaşlar bir devletin gerçekten geleceğini son derece etkiliyor, gücünü etkiliyor bu tip savaşlar büyük ölçüde. Dolayısıyla burada da Osmanlı Devleti'nin ve son 10 yıldır da büyük bir devlete imzasını atmış olan Şah İsmail'in güçleri karşı karşıya gelmiş bulunuyor. Şimdi savaşa girmeden önce güçleri de şöyle bir kısaca özetlemek lazım. Geçen hafta da belirttiğimiz üzere Osmanlı ordusu son derece yorgun, 6 aydır en sıkıntılı harp yolculuklarından birini gerçekleştirmiş. Çünkü özellikle zahire güçlüğü Osmanlı ordusunu büyük sıkıntılara sevk etmiş ve hatta Selim Han'ın bu orduyu buraya getirebilmesi dahi fevkalade bir başarı olarak değerlendirilir. Netice itibariyle Osmanlı ordusu yorgun. Ama 100 bin kişilik bir ordusu var ve son derece güçlü, vurucu,
kuvvetli, kavi bir ordunun da gücü var. Şah İsmail'in kuvvetleri ise zinde, yorgun değil, dinlenmiş, atları, ordusu son 10 yıldır çok savaşlara girmiş ve deneyimli bir ordu olduğunu onu da söyledik. Ve tamamı da %90 Türk kuvvetlerinden oluşan ve özellikle de süvari kuvveti tamamı atlı birliklerden oluşan bir kuvvet. Şimdi Osmanlılar hilal vaziyetinde diziliyorlar. Normal olarak her zamanki harp taktikleri üzere ve merkezde Yavuz Sultan Selim Han var. Yanında Vezir-i Azam Hersekzade Ahmet Paşa ve vezirleri bulunuyor. Ordusunu üçe ayırmış durumda Selim Han. Sağ kanada Anadolu Beylerbeyi Sinan Paşa komuta ediyor. Sol kanada Rumeli Beylerbeyi Hasan Paşa komutasında askerleri. Neden sağ kanada Anadolu, sol kanada Rumeli diye bir sual hatıra gelebilir. Evet. Osmanlı savaş düzeninin şayet savaş Anadolu'da cereyan ediyorsa sağ kol Anadolu Beylerbeyi'nindir. Savaş Rumeli'de cereyan ediyorsa sağ kol Rumeli Beylerbeyi'nindir. Yani savaşın bulunduğu yere göre bu sağ cenah biraz daha sola göre önde gelir ve sağ cenah da buna göre değişir. Dolayısıyla Çaldıran da sağ cenah Anadolu Beylerbeyi Sinan Paşa'nın komutasında Anadolu askerleri ve Karaman askerleri var. Ki Zeynel Paşa var Karaman Beylerbeyi. Sol kanatta da Rumeli Beylerbeyi Hasan Paşa var. Bu iki sağ ve sol kanadın yine sağında ve solunda Anadolu ve Rumeli 8'er bin kişilik azapları var. Piyade kuvvetleri azaplar var. Ve bunların arkasında da toplar dizili azapların. Evet. Arkasında hemen toplar, Osmanlı topları dizili bir vaziyette yer almış durumda. Şah İsmail Osmanlı harp tekniğini, taktiğini iyi biliyor. Ve Osmanlı ordusunun bulunduğu düzeni de ele geçirdiği esirlerden öğrenmiş durumda. Dolayısıyla Şah İsmail ordusunu ikiye ayırmış. Tamamı süvari birliklerinden ve ikiye ayırmış. 40 bin 40 bin şeklinde 80 bin kişilik bir kuvveti var. Ve sağ kolu kendi üzerine alıyor 40 bin kişi. Buradaki askerleri en seçme birlikleri Şah İsmail'in. Sol kolu da gerçekten çok meşhur komutanlarından Ustacaloğlu Mehmet Bey'e veriyor. Dolayısıyla 40 bin ve 40 bin. Bu ikisi savaş taktiği Şah İsmail Osmanlı sol koluna, öteki de Osmanlı sağ koluna, yani Osmanlı'yı çembere alacak şekilde sağ ve sol kollarına darbe indirecekler ve bu kolları yarıp arkada birleşecekler. Plan. Ve bu şekilde plan Osmanlı merkez kuvvetlerini bir kıskaç içerisine alıp yok edecekler. Aslında Osmanlı'nın hilal şekline göre aynı Türk taktiğini Şah İsmail'de uyguladığını biz burada görüyoruz. Biraz daha açıktan gidecek Şah İsmail, sağ ve sol kolları vuracak ve arkada birleşince bir kıskaç içine alıp yok etmeye çalışacak. Yani düşünüldüğü zaman aslında bu taktik de bir harp taktiği bakımından mükemmel taktik olarak görünüyor. İşte bu şekilde şafakla beraber gerçekten iki ordu köpürmüş bir deniz gibi birbirlerine dalıyorlar. Ve Şah İsmail düşüncesinde ilk başlangıçta muazzam bir başarı sağlıyor ve yıldırım gibi Osmanlı sol koluna çarpıyor. Ve bu kolu bir anda neredeyse Osmanlı Rumeli birlikleri daha ne olduğunu anlayamadan müthiş bir bozgun yaşamaya başlıyorlar. Yani darmadağın ediyor neredeyse Şah kuvvetleri bu kolu ve yarıyor. Hatta bu noktada çok önemli özellikle Akıncı birlikleri var. Malkoçoğlu'nun çocukları var. Tur Ali Bey, Ali Bey, Silisra hakimi. Bunlar çok müthiş komutanlar ve olayın fevkalade tersine gittiğini görünce savaşa delicesine giriyorlar. Ve girdikleri vakit Şah sevenleri kılıçtan geçirmeye başlıyorlar. Yani dehşetli, belki de durabilecek olan birlikler bunlardı. Bunları Şah üzerine doğru çekiyor. Ve Şah'ı gördükleri noktada bunlar da Şah'ı öldürmek kastıyla tamamen Şah kuvvetlerinin arasına dalıyorlar. Malkoçoğulları ve daha daldıkları vakit etrafını hemen çeviriyor Safeviler ve uzun mızraklarıyla ikisini de öldürüyorlar. Şehadet şerbetinden içtiler.
cihan derdin unutup gittiler diyor kaynaklarda. Evet. Bu şekilde. Şimdi dolayısıyla Osmanlı sol kolu ki Rumeli Beylerbeyi Hasan Paşa'da şehit düşüyor. Yani aynı esnada işin gerçekten darbenin şiddetini göstermek açısından bunlar çok mühim. Rumeli Beylerbeyi Hasan Paşa en o şeyin kolun komutanı ki Malkoçoğulları Turali Bey yine Ali Bey bu hepsi şehadet şerbetin ve buradaki daha pek çok sancak beyleri ölüyorlar ve Şah İsmail Ustacalı oğlu ile şeye doğru yaklaşıyor, buluşacağı noktaya doğru yaklaşmaya başlıyor. Diğer kola döneceğiz. Diğer kolda Ustacalı oğlu Mehmet Bey Osmanlı aynı şekilde o da Anadolu birlikleri Sinan Paşa'nın üzerine Osmanlı sağ koluna yükleniyor. Evet. Fakat Sinan Paşa müthiş bir komutan gerçekten. Yani bu birlikler daha üzerine yüklenir yüklenmez bir yelpaze gibi açılıyor. Hı. Yelpaze gibi açılıyor ve bunlar dalıyorlar. Yendik bitirdik diye daldıkları bir noktada öylesine toplara doğru çekiyor ki Şah askerlerini Osmanlı toplarına doğru böyle çekiyor. Ve çok geçmeden tam savaşı kazanıyoruz dedikleri noktada böyle topların ejderha gibi açılmış ağızlarıyla karşı karşıya kalıveriyorlar. Baştan bir yasak koymuştu değil mi? Yasak koymuştu. Evet. Hiç kesinlikle ben emir vermeden toplar ateşlenmeyecek diye de yasağını da koymuş. Ve ama tabii bir savaş esnasında bunu çekebilmek müthiş bir başarıdır. Evet. Nitekim Osmanlı Rumeli birlikleri bunu gösteremediler bu noktada. Ve öylesine bir ustalıkla çekiliyor ki bir yelpaze gibi açıyor ve bir anda toplarla bırakıveriyor kazandık nok. Ve bir işaretiyle toplar ölüm kusmaya başlıyor. Ve müthiş bir şekilde Şah'ın bu sol kol birliklerini biçiyorlar. Ustacalı oğlu Mehmet Bey ve pek çok hanları yerler seriliyor. Bir anda yani dehşetli bir bozgun yaşanmaya başlıyor bu cenahta. İşte dolayısıyla bu cenah ilerleyemiyor. Şimdi Selim Han çok merkezi bir noktada ve savaşı çok dikkatle takip ediyor. Osmanlı ordusunun sağ kolu, sol kolunun bozulmakta olduğunu görüyor. Şah'ın ilerlediğini görüyor. Diğer tarafta Ustacalı oğlunun biçildiğinin farkına varıyor. Ve işte o esnada Şah'ın belki de çevirdiği birleşme noktasına gelirken Yeniçerilerden 3-5 bölüğü harekete geçiriyor. Yani Yeniçeriler genelde padişahın daha Osmanlı'nın bu kolu savaşa girmiş vaziyette değil. Ve Yeniçeriler savaşa girer girmez tüfekleriyle beraber yani o misketleri tüfeklerini ateşlemeye başlıyorlar. Taş ve demir atar bunlar. Taş fişekler. Taş fişekler var. Ve bunları yağdırmaya başlıyorlar ki böyle saf saf böyle Yeniçerilerin bir kolu atar eğilir iner. İkinci kolu öteki üçüncü kolu böyle bir anda neye uğradığını şaşırıyor Şah'ın birlikleri. Ve bunlar atıldıktan sonra da zaten dehşetli bir göğüs göğüse kılıç kılıca artık mücadele başlıyor. Ama yani Osmanlılar özellikle ateşli silahlarıyla Şah'ın kuvvetlerini bir defa perişan bir hale getiriyorlar. Ne olduğunu şaşırıyorlar. Şah tarafında ateşli silahlar kullanılıyor muydu? Toplar? Ateşli silahlar yok. Yok ha? Yok. Bu büyük bir hezimet aslında. Yani Osmanlıların savaşı çok kısa, çok net, çok kesin kazanmalarındaki en büyük etken ateşli silahlardı. Yani teknoloji en teknolojiyi dünyanın gerçekten bir numarası Osmanlı Devleti o dönemde. Bir numara ki bunu Memlük harplerinde de göreceğiz. Memlükler Avrupa'dan ateşli silahları alacaklar. Ancak Osmanlı silahları karşısında bunlar da demode vaziyette olduğunu göreceğiz biz. Osmanlı ateşli silahları ve Osmanlı teknolojisi gerçekten mükemmel. Ve bunu bütün savaşlarda gitgide ilerlediğini de görüyoruz bu dönemlerde. Yani evet. Fatih dönemindeki silahların daha ilerlediğini, Yavuz döneminde çok ilerlediğini, Kanuni döneminde daha ilerlediğini hep göreceğiz. Bu da Osmanlı'nın teknolojiyi yakinen takip ettiğini ve bizzat kendisinin geliştirdiğini, kendi becerileriyle geliştirdiklerini. Çünkü direkt kendileri bunlara bu buluşları yapıyorlar. Yani günümüz tabirle Ar-Ge'yi çok iyi yapıyorlar. Ar-Ge'yi çok iyi yapıyorlar. İşte dehşetli bir harp ve boğuşma başlıyor. Şah İsmail artık yani
ölürcesine, kendini feda edercesine, ki müritleri de öyle, etrafındakiler kendisine ölümüne bağlılar. 7 tane atı vuruluyor, atı yıkılıyor. 7 defa, 8 defa Şah İsmail'in at değiştirdiği ifade ediliyor. Ve en son azaplar kellesini alacakken yıkıldığı atının noktasında, işte o esnada kendisine çok benzeyen Şah'ın en az 3-5 tane çevresinde adam var. Yani bunlardan Mirza Ali Afşar ölümü göze alıyor ve Şah benim diye öne geçiyor, ileri atılıyor kendisini. Ve yine Hızır Aka denilen at çeken lakabını almış, o da ölümü pahasına atını veriyor ve Şah'ı savaş meydanından kaçırtıyorlar. Evet. Bu sayede artık kahhar bir bozgun baş gösteriyor ve gerçekten dehşetli bir bozgundur bu. Kaçabilen canını kurtarabiliyor, onun dışında herkes meydanda kalıyor ve bu savaşa dolayısıyla çok fazla ölü verdikleri için Sufi Kıram, yani Sufiler diye kendileri ifade edilir, Sufi Kıram savaşı adı verilmiştir Çaldıran Savaşı'na kaynaklarda. Bunu kendi kaynakları mı vermiştir? Osmanlı kaynakları diyor Sufi evet. Kıram diye. Hemen hemen pek çok gerçekten kahhar bir bozguna uğruyorlar, dehşetli bir bozgundur. Çoğu savaş meydanında kalıyor. Şah'ın bütün hazineleri, her şeyi, ağırlıkları, yani ancak atını alıp savaş meydanından son anda canını kurtarabildiğini görüyoruz. Hanımı, Taçlı Hatun, hepsi Osmanlıların eline geçiyor, bütün ağırlıkları. Yani Safevilerin özellikle savaşlara hanımlarını, Osmanlılarda biz bunu görmeyiz, hanımlarını falan getirdiklerini görüyoruz. Büyük devlet adamlarının. Şah'ın bizzat hanımı orada. Devlet adamları da getiriyorlar. Bunlar da savaşa, yani ölümüne geldiklerinin bir işareti ve bütün ağırlıkları, hazinelerinin büyük bölümü geldiğini görüyoruz. Hemen hepsi Osmanlıların eline geçiyor ve Şah İsmail dediğimiz gibi canını gerçekten güçlükle son anda ele geçmek üzereyken yakın, kendisine çok benzeyen adamlarının ileri atılması sayesinde kurtulabiliyor. Mirza Ali Afşar ve at çeken. Evet. Lakaplı Hızır Aka. Hızır Aka Bey'de. Selim Han tabi bir taraftan Şah'ın arkasına atlılar gönderiyor yakalanması için, öncü birliklerini. Onu yakalamak üzere gönderirken kendisi 2 gün kadar harp meydanında kalıyor. Çünkü Osmanlı ordusu da özellikle yüksek düzeyde komutanlarından büyük bir kısmını kaybetti burada. Yaklaşık 10-12 tane Sancak Bey'i, Rumeli Beyler Bey'i, Malkoçoğlu'nun 2 oğlu. Prizren Beyler Bey'i. Evet, Prizren Beyler Bey'i. Bunlar şehit düştüler. Bu ölenler için büyük bir direk diktirtiyor ve bunların adlarını yazdırtıyor, hatıralarını yaşatmak üzere. Böyle bir hareketini görüyoruz. Namazlar kılınıyor. Onları oraya defnediyorlar. Oraya defnediyorlar. Bir direk diktiriyor. Ruhuna okutuyor. Ve ondan sonra Tebriz'e doğru harekete geçiyor. Çünkü Şah o tarafa doğru kaçmış. Evet. İşte Şah Tebriz'e süratle geliyor. Gerçekten süratle geliyor. Hatta Tebriz halkı heyecanla bekliyor tabii. Nasıl bir savaş oldu? Karşılamaya çıkmışlar. Şah ve kuvvetlerinin artık bozgun haberleriyle giriyor. Ve içeride fazla kalamıyor. Osmanlı atlılarının geldiğini haber aldığı için peşinden ağırlıkla yanına ne alabildiyse onları alıp Dergüzün'e doğru süratle çekiliyor. Tebriz'de duramıyor. Ve yine canını kurtarmak için daha içerilere doğru, Dergüzün'e doğru gidiyor Şah İsmail. Bu şekilde izini kaybettiriyor. Yani canını kurtarıyor. Ve Selim Han 2 gün sonra Tebriz'e doğru yola çıkıyor. Ve 6 Eylül'de Tebriz şehrine girecektir. Orası da fethedilecek. Evet. Peki savaşın devamında Selim Han neler yaptı? Şimdi Tebriz'de Selim Han Tebriz'e gerçekten girişi muhteşem alaylarla oluyor. Kendisi dışarıda bir müddet bekliyor, 2-3 gün Tebriz'in dışında. Ve Tebriz tabii herhangi bir ihtimale karşı, ancak Osmanlı askerleri çok kısa sürede bir şeyle de karşılaşmıyorlar Tebriz'de. Bir mukavemetle falan karşılaşmıyorlar. Evet. Çok kısa sürede hakim oluyorlar. Ve Tebriz'de böyle yerlere serilmiş çok kıymetli
halılar üzerinden yürüyerek içeri giriyor Selim Han. 6 Eylül 1514 tarih olarak ifade edilir. Hemen oraya daha girer girmez Sultan Uzun Hasan'ın inşa ettirmiş olduğu büyük camiyi orayı geziyor ve oranın cumaya hazırlanması için tembihatlarda bulunuyor. Cuma namazını orada kılacak ve o şekilde Tebriz'de bir takım incelemelerde bulunuyor. Ve ilk cumada Selim Han Uzun Hasan Camii'nde cuma namazını kılarken tabii güzel sesli hafızlar Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Namaz başlıyor. Bu çok enteresan. Hatip hutbede hamd ve salavattan sonra dört halifenin Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali radıyallahu anhüm ecmain bunların şanlarını överek, her birini tek tek uzun şanlarını överek isimlerini zikrettiği zaman yani cemaatten müthiş bir ağlama ve gözyaşı ve tekbir sesleri duyuluyor. Bir heyecanla çok büyük bir manevi atmosfer ortaya çıkıyor. Bunu tabii yıllardır bunların isimlerinin kötülenmesi, duyulduğu zaman söylenmemesi, kötülenmesi ve dolayısıyla Sünni halkın bu noktada son derece rencide edilmiş olmasının ve hani bu günleri de mi göreceğiz diyerek bir ağlama ifadelerinin şahit oluyoruz. Evet. Camide gerçekten muazzam bir manevi hava oluşuyor ve şeyden sonra da namazdan sonra da Selim Han'a çok büyük sevgi gösterilerinde bulunuyorlar. Özellikle bölgenin Sünni halkı ki bunlar biz Sünniyiz bile yaklaşık 10 yıldır diyemiyorlardı. Burada biz Sünniyiz. Son derece gizli bir şekildelerdi. Selim Han ertesi günü saraylarını geziyor, gezilecek yerlerini, Tebriz'in özellikle Heşt Behişt, 8 cennet denilen bir saray var ki son derece övülen ve cennetten bir misal denilerek ifade edilen bir saraydı. Orayı geziyor ve gerçekten hayran kalıyor. Kendi ordugahına geldiği zaman kalabalık bir heyetin onu ziyaret etmek istediğini ifade ediyorlar. Bu gelen kimlerdir diyor. Başlarında Hüseyin Baykaroğlu Mirza Bediüzzaman, Herat ve Horasan hükümdarıymış. Mirza Bediüzzaman'ın olduğunu ifade ediyorlar. Mirza Bediüzzaman Timurlu soyundan. Herat ve Horasan hükümdarı Mirza Hüseyin Baykara'nın oğlu. Çok kıymetli bir aynı zamanda ilim adamıymış. Tabii ülkesini kaybettiğinde Şah İsmail'in katına varıyor. Çünkü Şah İsmail almıştı ülkesini. Ve kendisi Sünni olduğu için Şah İsmail buna eski püskü elbiselerle gezdirtiyor. Ata binmesini yasaklatıyor. Çok hor ve hakir, perişan bir hale getirmiş. Selim Han muhtemelen bunu haber almış. Yani bunu önceden duyduğu ve haber aldığı anlaşılıyor. Diyor ki o tahta çıkmış, saltanat sürmüş bir sultan oğludur. Benim yanıma onları bu şekilde getirmeyin. Tam bir merasimle getirin diyor ve ertesi gün gelmelerini ifade ediyor. Ve gerçekten ona hilaller giydiriyorlar ve ertesi gün hükümdarlara layık bir merasimle Selim Han onları huzuruna kabul ediyor. Ve yanlarında yine Hafız Mehmet, Muhammed, oğlu Hasan Can bunların yanında o tip insanlar var, alimler. Selim bunlara çok saygı ve hürmette bulunuyor, değer gösteriyor ki Hafız Mehmet belki de o dönemde en güzel Kur'an-ı Kerim'i okuyan bir kimseymiş. Atalarımızın yanında senin ismin çok geçerdi. Mehmet Yakup, Yakup Sultan'ın hocası sen misin diye soruyor. O da beli deyince ona Kur'an-ı Kerim'den bir aşır okutturuyor. Ve gerçekten gönülleri mest ettiği, son derece duygusal anların yaşandığını yine kaynaklar buradaki görüşmelerde anlatıyorlar uzun uzadıya. Evet. Orada Hasan Can Hazretleri herhalde babasıyla beraber. Hasan Can'ı da çok seviyor. Belli ki çok iyi yetişmiş ki Hasan Can'ı Selim Han artık kendi özel hususi meclisine alacak. Hatta sohbet arkadaşı, musahibi olacaktır. Padişahların böyle musahipleri vardır. Yanlarından ayırmadıkları, özellikle beraber ilmi faaliyetlerde bulundukları, kendisiyle istişare ettikleri,
musahipleri vardır beraber oldukları. Hasan Can, Selim Han'ın hemen hemen bu tarihten itibaren vefatına kadar yanından ayrılmayan en can dostu olacaktır. Babası Hafız Mehmet'e çok büyük değer vermişti. Hasan Can'ı bizzat yanına almakla değerlendirdi. Hasan Can'ın oğlu da daha sonra Şeyhülislam olacak. Hoca Saadettin Efendi'dir. Meşhur hem Şeyhülislam'lık makamına gelecek hem de çok ünlü bir tarihçi. Tacı Tevarih diye tarihlerin tacı ismini verdiği çok güzel bir eser kaleme alacaktır. Hatta orada içerisinde Selimname diye özel bir bölüm var. Bu Tacı Tevarih'in içerisinde Yavuz Sultan Selim'in menkübelerini anlatıyor, kıssalarını anlatıyor. Ve hepsi bizzat Hasan Can'dan işittikleri ve duydukları ve yaşadıkları. Yeri geldikçe bunlara bazen değiniriz. Evet. Bir yaşadıkları rüya hadisesi. Çok böyle hadiseleri var. Evet. İşte bu andan itibaren Hasan Can ölümüne kadar devamlı Selim Han'ın yanında, yani birinci elden bizzat yaşayan insanların anlattıkları bunlar, değerlendirdikleri hususlar son derece önemli bilgiler. Yani birebir olayların şahidi olan kimselerin anlattıkları hususlar. O sebeple Selim Han'la ilgili kısa olduğu halde saltanat yılları çok menkibevi hal vardır. Neden? İşte yanında birisi bulunduğu için. Aslında biz her padişahla ilgili böyle sayfalarca menkibevi hadiseler vardır ama bunlar maalesef yazılmadı. Yanlarında olanlar kalemlere alsalar çok uzun anlatılacak çok haberler, çok anekdotlar, çok kıssalar çıkacaktır. Ama maalesef bizde bu yön gelişmemiş, yazılmamış, yaşamışlar ama yazmamışlar. Çok büyük bir eksiklik. Keşke yazsalardı. İşte Hoca Saadettin Efendi bunları babasından duyduklarını yazmamış olsa, bunları birisi de anlatsa, yani daha sonraki gelenler duyarak anlatsa, efendim 100 yıl sonra yazılmış hadiseler güvenilir mi falan yani diyecekler ve hemen silmeye, yanlış deyip atmaya başlayacaklar. Halbuki öyle değil işte. Yani burada biz bunları açık seçik bir biçimde görebiliyoruz Selim Han'ınla ilgili anlatılanlardan. Evet, Selim Han Tebriz'de çok da fazla uzun kalmayı istemiyor. Çünkü tehlikeli bir yer. Yani şah sevenler özellikle kendilerini gizliyorlar da. Yani Sünni olmuş gibi, Sünni gibi aralarına girebiliyorlar. Bir suikasttan da endişe ediyor. O sebeple şah sevenlerle meskun bu beldede, yani Tebriz'de fazla kalmayı uygun bulmuyor ve buradan Karabağ'a çekiliyor. Eski İlhanlı Devleti'nin merkezidir Karabağ. Karabağ'a çekiliyor ve Karabağ'da kışlamaya karar veriyor. Burası çok önemli. Yani Selim Han Karabağ'da niye kışlayacak, niye geri dönmeyecek? Tebriz'i ve çevresini aldı, fethetti. Şah'ın ordusuna çok büyük bir darbe indirdi. Ama Şah ele geçmedi. Evet. Şah ele geçmediği müddetçe buraları tam manasıyla Osmanlı hakimiyeti altına alamayacağını biliyor Selim Han. Evet. Ve bu sebeple de Karabağ'da kışlayıp ertesi baharla birlikte harekatına devam etmek ve Şah'a büyük bir darbeyi bir kez daha Şah'ı yakalamak, yok etmek ve İran'ı, Safevi ülkesini tamamen tam manasıyla bir Osmanlı hakimiyetine almak düşüncesinde olduğunu görüyoruz. Evet. İşte Selim Han'ın bu tasavvurları ortaya çıkınca asker arasında yeniden kımıldanmalar başlıyor. Yani daha fazla burada kalmayı, çünkü sıkıntılı yer, zahire bakımından, çeşitli zorlukları bakımından Osmanlı askeri batıdaki rahatlığa alışmış, orada durmayı pek de şey görmüyor. Devlet adamlarının da bu tahrike katıldıklarını görüyoruz. Ve yine Selim Han'ın karşısında eski püskü elbiselerini özellikle savaşta yırtılmış çıkartıp geri dönmek isteğini belirtiyorlar. Mutlaka geri dönmek tasavvurunda olduğunu ifade ediyorlar. Ve dolayısıyla da Selim Han buradan Amasya'ya gelmek durumunda kalıyor. Amasya, yani Karabağ'da kışlamaktan vazgeçiyor. Ama gelirken de bir kısım devlet adamlarını cezalandırmaktan, yani orduyu özellikle tahrik eden devlet adamlarını tespit edip ya görevden alıyor veya çeşitli cezalarla cezalandırıyor, azlediyor ve bu şekilde Amasya'ya kadar geliyorlar. Çünkü hepsini mimlemişti. Evet. Hristiyancıları böyle yani, tek tek.
Amasya'da orduyu kışlaklara dağıtıyor ve kendisi Amasya'da kışlıyor o kışı. Amasya'da geçiriyor. Buradan da yine Selim Han'ın kesin kararının yine değişmediği ve Safeviler üzerine tekrar bir sefere, bu defa Amasya'dan hareket edeceğini anlıyoruz. Ancak burada da isyanlar baş göstermeye başlıyor. Hatta asker yine devlet adamlarının tahrikiyle, özellikle Selim Han orada vezarete getirmişti. Ölen ki Sinan Paşa'yı vezir azamlığa getirdi. Rumeli Beylerbeyi Hasan Paşa şehit düşünce. Şeyi de Piri Mehmet Paşa'yı da vezarete getirdi. Vezirlik görevine getirdi. Hocası Halimi Çelebi'nin ve Piri Mehmet Paşa'nın, ki Yavuz'a etkileyen kimseler oldukları için, bunların evlerini yağmalıyorlar. Asker ve Selim Han buna son derece üzülüyor ve bu işe sebep olanları kılıçtan geçirtip duruyor. Ve şeye de devam ediyor. Kısa bir, siz daldınız bizim, evet, hocam, kısa bir aralık. Evet, verelim. Peki. Bizi öyle yerlere götürdünüz ki, sevgili dinleyiciler, ikinci bölümde buluşmak dileğiyle. Sevgili dinleyiciler, Tarih ve İnsan programının ikinci bölümünde tekrar beraberiz. Bu programı sizler için Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirge hocamız hazırlıyor. Canlı yayın iletişim bilgilerimizi hatırlatmak istiyorum. Telefonumuz 0212 454 5646. E-mail adreslerimiz tgrtfm@tgrt-fm.com.tr ve diğeri ahmet@ahmetsimsirgil.com. Hocam, birinci bölümden devam ediyoruz. Çaldıran'daydık. Yavuz Sultan Selim Han 1517 yılında tekrar İran üzerine çıkabildi mi? Biz, ya 1515 diyelim. 1514'te savaş vuku bulmuştu. O kışı Amasya'da geçiriyor. Geçirdiler. Yavuz Amasya'dayken özellikle ardı ardına Şah İsmail'den elçiler gelecek. Şah İsmail'den elçiler geliyor ve bu elçiler gerçekten, mesela seyyidlerin seçkinlerinden, Tebriz'de alimlerden Mir Abdülvehhab'ın başkanlığında, ki Kadı Paşa demekle meşhur, Kadı İshak, Molla Şükrullah Mugani, Şeyh Hamza, yani öyle bir elçilik heyeti gönderiyor ki tam manasıyla seyyidlerle ve alim insanlardan müteşekkil bir heyetler gönderiyor. Ve Şah İsmail derin bir saygı içerisinde kaleme aldığını görüyoruz mektuplarını. Son derece saygılı ifadeler ve sulh isteğini belirtiyor. Bir büyük felaketten kaçınmak üzere Yüce Padişah'ın affını rica ettiğini söylüyor. Ve yani böyle bir affı rica ettiği için
böyle bir cüretkarlıkta bulunduğundan dolayı dahi özürler beyan ediyor. Ve İran topraklarında onun adına hüküm sürmesine, onun adına hüküm sürmesine müsaade gösterilmesini istiyor. Ve hanımı Taçlı Hatun'u gönderilmesini, ki gerçekten güzelliğiyle meşhur ve Şah'ın çok sevdiği bir hanım diye kaynaklarda anlatılır. Onu istiyor. Bu nevi istekleri var, mektupları geliyor ama Şah Selim Han bu gelen heyettekilerin hepsinin yani böyle isteklerde bulunduğu için veya ifade tarzlarına göre hapsettiriyor, bir müddet hapis tutuyor veya geri gönderiyor, reddediyor ancak bütün isteklerini. Ki belki dinleyicilerimiz Taçlı Hatun ne oldu diye soracaklardır. Evet. Onu da kendisinin ilk münşi Şah İsmail'e bir mektup kaleme aldırdığını Selim Han'ın bahsetmiştik. Tacizade Cafer Çelebi, evet. Tacizade Cafer Çelebi ile evlendirdiği ifade ediliyor. Evet, bunların hepsini yani özellikle yani Şah namesinde çok uysal, saygılı bir üslup takınmış olmasına rağmen yani pek Selim Han ehemmiyet vermiyor bunlara. Ve bunları aslında geçici bir şey olarak Şah İsmail'in yani geçici, kendi üzerine gelmesin diye, kendine bir kez daha vurmasın, Selim Han'ın İran üzerine belki yolculuk yapacağını mutlaka ki haber alıyor Şah İsmail. Ve bunun önüne kesmek, önlemek manasını gütmek olarak anlıyor ve Selim Han, ki doğrusu da budur. Yani o silleyi, o darbeyi yedikten sonra Şah İsmail'in ikinci bir defa karşısına çıkma artık cüret ve cesareti yok. Selim Han girdiği zaman Safevi topraklarına bir kez daha artık karşısına ordu çıkmadan bütünüyle bu memleketi zapt edecektir. Böyle bir durumda. Dolayısıyla Selim Han'ı önlemek istediği anlaşılıyor. Bu alimleri neden belki hapsettirdi diye de aklına gelebilir. Bunlar Şah'ın bu isteklerini biraz cüretkar ve biraz da hanımını vermesi konusunda ısrarlı davrandıkları için Selim Han da onları hapsettirdiğini biz görüyoruz. Ertesi tabii o diğer hadiseler, geri dönme istekleri, olayları, Selim Han bunlara karşı da çok üzülüyor ama dönüş yapmıyor. Ve Bahar'la beraber ordularını, ki ilk giderken Şah İsmail üzerine ilk yürüyüşünde Dulkadir oğlu Alaeddin'le Bozkurt Bey Osmanlıları sıkıntıya sokmuş ve evet. kendisi de yardımda bulunmamıştı. Bulunmamıştı. Aslında Dulkadir oğulları Alaeddin'le Bozkurt Bey Fatih sayesinde o devletin başına geçti. Osmanlı yetiştirmesidir. Osmanlılar destek olmuştur ve Alaaddin'le Bozkurt Bey de devletin başına Fatih sayesinde çıkmıştır. Fakat 2. Bayezid döneminde bir 5 sene Osmanlı Memlük harpleri var. Bu harplerde Memlükler genelde 2 büyük harp oluyor. Adana Savaşı ve Ağaçayırı Savaşı dediğimiz 2 büyük harp oluyor. Ve bu 2 savaşta Memlükler galip geliyorlar. Ve genelde de galip geliyorlar. Bunun üzerine Dulkadiroğlu Alaaddin'le Bozkurt Bey Osmanlılardan desteğini çekiyor, bağlılığını Memlüklere tarafına geçiyor. Güçten yana tavır alıyor. Hatta kızını Memlüklü hükümdarı Emir Özbek var. Atabek Emir Özbek. Emir Özbek'in oğluna veriyor. Sıhri bağlar kuruyor karşı tarafla ve Memlüklere yanaşıyor. Dolayısıyla burada Dulkadir oğullarının geri durmasında başka sebepler de var. Ancak Selim'in kuvvetlerine ve ağırlıklarına, zahire kollarına baskınlar yapmasını Osmanlı padişahı Selim Han affetmiyor. Ve dolayısıyla Sinan Paşa'yı, yeni vezir-i azam Sinan Paşa'yı 40 bin kişilik bir kuvvetle Dulkadir oğulları üzerine gönderiyor. Öncü birliğine de Şehsuvaroğlu Ali Bey'i görevlendiriyor. Ki Şehsuvaroğlu Ali Bey de Dulkadirlidir, Dulkadir oğullarındandır. Dolayısıyla o bölgeyi çok iyi bilen bir kimsedir. Osmanlı askerleri son derece seri bir şekilde Dulkadirli topraklarını fethetmeye başlıyorlar. Ve Alaaddin'le Bozkurt Bey Nurhak Dağı'na çekiliyor. Ve burada yapılan çok şiddetli geçen savaşı
Osmanlılar kısa bir süre içerisinde kazanıyorlar. Ve ele geçirilen Alaaddin Bozkurt Bey öldürülüyor ve çocukları. Ve böylece o bölgeyi olduğu gibi Maraş ve Elbistan Selim Han Şehsuvaroğlu Ali Bey'e veriyor. O Sancak Bey olarak yani doğrudan Osmanlı ülkesine katıyor ve oranın Sancak Beyliğine de yine bir Dulkadırlı ailesinden olan ki kendisini çok sever Şehsuvaroğlu Ali Bey'i Yavuz Sultan Selim Han ve onu oranın Sancak Beyliğine getiriyor. Ardından Kemah üzerine yürüyor Selim Han ve Kemah Kalesi teslim olmuyordu. Çok da kuvvetli bir kale özellikle surları bakımından ve Selim Han'ın gelişiyle beraber kısa bir süre içerisinde Kemah da fethediliyor. Böylece o yaz Kemah'ın fethi Dulkadıroğulları ülkesinin tamamen Osmanlı hakimiyetine alınmasıyla geçiyor ve bu arada Güneydoğu'ya Mardin ve Diyarbakır üzerine de Yavuz Sultan Selim Han kuvvetlerini göndermeye başlıyor ve kendisi kışa doğru yani bahar mevsimini, yaz mevsiminin geçmesiyle İstanbul'a dönüyor 1515 yılında. Ancak hedefi bu defa 1516'da yeniden İran üzerine, Safeviler üzerine gitmek. Ve Selim Han'ın Çaldıran Savaşı'na çıkışıyla geri dönüş arasında 15 ay geçmiş bulunuyor. Bayağı uzun bir süre. Evet, 15 ay geçmiş bulunuyor. Tabii İstanbul'a gelişi biraz da orduya çekidüzen vermek. İstanbul'a geldiği zaman... Evet, çünkü isyancı askerlerimiz isyancı var. İsyancı askerler var. Bunların durumunun ne olduğu, akıbetlerinin ne olduğu ve Selim Han'ın bunlara nasıl davrandığı akla gelecektir. Evet. Gerçekten Selim Han İstanbul'a dönüşünde şehre girmiyor sur içine. Yine Eyüp'te kurduruyor çadırlarını giderken ve yaklaşık giderken olduğu gibi yaklaşık 20-25 gün burada kalıyor. Ve herkesi sorgudan geçiriyor. Kim sebep oldu? Kim yaptırdı? Bunları yani evet orada Amasya'dayken Halimi Çelebi'nin Piri Mehmet Paşa'nın evine saldırıda bulunanları öldürttü ama bunları kim tahrik etti? Bunları kim yaptırdı? Askerleri tek tek ve bizzat kendisi sorguluyor. Bizzat değil mi? Bizzat kendisi sorguluyor. Yani hatta bütün askerler kendisine bağlılığını, uğruna canını vereceklerini, nereye derse gideceklerini, herhangi bir şeyleri olmadığını söylese de söylemezseniz saltanatı terk ederim diyor. Yani böyle de tehditlerde bulunuyor. Ben diyor saltanat ve şey peşinde değilim. Siz istediğiniz geldik diyor. Davasını, gayesini, hedeflerini anlatıyor. Ama bunların ortaya çıkması lazım. Bunların yeşermemesi lazım diye yeminler aldırttırıyor. Enteresan. Ve ortaya en sonunda üç ismi çıkarttırıyor. Bir tanesi işte Tacizade Cafer Çelebi. Tacizade Cafer Çelebi. Evet. Hayırlı gelmiyor herhalde. Evet. Bir tanesi Sipahiler Ağası, Balyemez Osman Ağa ve İskender Ağa. Yani bu üçünü Selim Han öldürttürüyor, cezalandırttırıyor. Hatta Tacizade Cafer Çelebi alim bir kimse, evet. Nişancı, alim, ulemadan onu davet ediyor. Kendisine İslam askerini itaatsizliğe ve isyana tahrik edenin cezası nedir diye fetva soruyor. Kendi kendine o da, cezasını verdiriyor. Eğer sabit olursa cezası idamdır diyor. Bunun üzerine tabii kendisini ele verenler söylediği için şahitlerle dolayısıyla idam ediliyor kendi ifadesiyle. Ancak gerçekten iyi yetişmiş, çok büyük bir alim olduğu için Selim Han'ın buna sonradan üzüldüğü de ifade edilir. Kaynaklar bazen kaynaklarda ifade edilir. Yani bazı insanlar zor yetişen evet. insanlardır gerçekten. İşte şimdi... bu hadiseler esnasında o Dulkadıroğulları buraya bir dönüş yapalım. Çünkü burası gerçekten önemli. Dulkadırlı ülkesini alıp Alaaddin Bozkurt Bey'den Şehsuvaroğlu Ali Bey'e verdiği zaman Memlük elçileri geliyor Selim Han'a. Daha İstanbul'a gelmemişti. Memlük elçileri geliyor ve Memlükler Selim Han'ı, Memlük elçileri buralar deden Fatih döneminden beri bize bağlıdır, bize bağlanmıştı. İşte babam Bayezid döneminde bu bölgeler için savaş çıktı ve yine bize bağlı oldu.
Buralarda kendi adına hutbe okutamazsın. Burada hükümdarımız adına hutbe okunur. Buraları yine şeyin oğullarına almalısın, bize bırakmalısın gibi bir ifade yani söylüyorlar. Tabii özellikle dedesi ve babası dönemindeki olaylara atıfta bulunmaları elçinin Selim Han'ı müthiş sinirlendiriyor. Evet. Son derece yani herhalde bir başka elçi olsa canını çok zor kurtarır diye düşünüyorum. Ama elçilere eğer diyor o adamsa bundan sonra Mısır'da hutbede adını okusun bakalım diyor. Kime söylüyorum? Bunu Kansu Gavriye'ye, Mısır hükümdarına, hükümdarına söyle diyor. Eğer adamsa hutbeyi burada değil, Memlük, evet. Dulkadıroğlu ülkesinde değil, Maraş'ta, Elbistan'da değil. Eğer adamsa hutbeyi Mısır'da adına okusun bakalım bundan böyle diyor. Ve onu geri gönderiyor. Yani burada işte ilk defa olarak o 1515 yılı ilk defa olarak Memlüklerle Osmanlı arasında bir soğuk kopma ortaya çıkıyor. Evet. Şimdi bu çok önemli. Çünkü Selim Han 1516'da onun Safevi teşebbüsü ortadan kalkmış değil. Selim her ne pahasına olursa olsun mutlaka ikinci bir saldırıyı yapacak İran'a ve burayı topyekün alacak. Hatta Selim Han'ın Hindistan'a kadar gitme niyeti ifade ediliyor. Bunu çok kesin bilemiyoruz ama bazı kaynaklar hedefinin oradan Hindistan'a akmak, Hindistan'a doğru ulaşmak. Şayet bu doğruysa ki doğru olabilir, Selim Han Orta Asya Türklüğüyle Anadolu Türklüğünü birleştirmek olarak ben bunu. Çünkü birlik siyaseti Selim Han'da en üst noktadadır, en yüksek durumdadır. Onun gibi azdır Osmanlı padişahları içerisinde bu birlik ve beraberlik ruhu ve düşüncesi. Nitekim Türk birliği, İslam birliği. En yüce şeyi Selim Han'da biz burada görürüz. Fakat bunu bazıları yanlış anlıyorlar ve yorumluyorlar. Selim Han'ın döneminde bunu sanki Timur Han'ın bir intikamı gibi mi acaba diye düşünüyorlar. Ve iyi gelmeyeceğini ifade ediyorlar. Sanki o bölgeye bir saldırı mı yapacak şeklinde. Halbuki böyle değil. İyi gelmeyeceğini yani Timur Han'ın bir intikamını mı düşünüyor? Halbuki daha sonra Piri Mehmet Paşa'ya Selim Han bunu açıkça ifade ediyor. Yani orayı kaldırıp Sünni dünyasını birleştirmek. Benim ana maksadım, ana gayem, ana hedefim buydu diyor. Anlayamadılar diyor. Selim Han'ı dolayısıyla ben buradan ulema bile zor anlamıştır veya anlayamamıştır. Yani askeri tam anlayamadı. Devlet adamları anlayamadı. Belki ulema dahi anlayamadı. Selim Han'ın yüce hedefleri bambaşka, çok farklı bir kimse. Dünyada Türk dünyasını ve İslam dünyasını tek bir devlet, tek bir güç, tek bir yumruk haline getirme sevdasında olan bir padişah ve gerçekten büyük hedefleri olan bir kimse. Bunu daha sonra Piri Mehmet Paşa'ya anlattığından biz çıkartıyoruz. Yani beni yanlış anladılar diyor. Anlayamadılar. Sefere çıkarttırmadılar. Mani oldular. Hatta benim Memlüklerle de işim yoktu. Yani o dünya ile ben tamamen bu iki İslam Orta Asya ve Anadolu Türk devletinin arasına bir mızrak gibi giren İran'ı ve bir tehdit olan ve bütün gayesi Sünni bütün savaşları Sünni İslam dünyasına yönelmiş bulunan. Yani biz kafirlerle cihad ederken onların tek gayesi Sünni devlet, Sünni ülkeler, Sünni halk olan İran'ı, daha doğrusu tabii burada aslında İran şeyi pek geçmez, biz yer mevki olarak söylüyoruz. Şimdiki burada tabir. İran şeyi şimdiki tabirdir, bunu da evet. Dinleyicilerimizin yanlış anlamamaları lazım gelir. Safevi ülkesi, Safevileri diyor ortadan kaldırmaktı diyor. Ve bu Türk dünyasını birleştirmekti diyor. Gerçekten muazzam bir hedef. Muazzam gerçekten. İşte Selim Han bu kış 1515 kışını 1516'ya bağlayan kışı yine aynı düşüncelerle, aynı idealle, aynı gayeyle geçiriyor ve ilan ediyor. Seferin Safeviler üzerine olacağını 1516'da. Bu da şunu gösteriyor yani 1515 yılı geçmiş olmasına rağmen ve şahtan en küçük bir tehdit olmamasına rağmen, hatta
Selim Han adına orada hükümdarlık edeceğini açıkça beyan etmesine rağmen Selim Han buna güvenmiyor. Bu isteğin geçici olduğunu, çünkü Şah bunu babasına karşı da yaptı. İkinci Bayezid Han'a karşı da her defasında çok yumuşak, gayet mülayim, ılımlı mektuplar yazdı, haberler gönderdi ama fırsatını bulduğu noktada da Anadolu'ya dâilerini, halifelerini göndermeden, düşüncelerini, fikirlerini empoze etmeden, şırınga etmeden geri durmadı. Aynı şey devam edecektir. Dolayısıyla bunların geçici olduğunu düşünüyor ve kesinlikle tasavvurlarından vazgeçmiyor. İşte bu kış bir hadise daha cereyan ediyor. Memlükler, Sünni İslam dünyasının o zamanki halifeliğin merkezi olan, başı olan Memlükler, İran'a, Safevi ülkesine elçilik heyeti gönderiyorlar. İşte bu çok önemli. Daha evvelinde, bunun öncesinde, Selim Han Çaldıran'a gitmeden önce Şah Memlüklere elçi göndermişti. Ve demişti ki, bak Fatih döneminde ve ikinci Bayezid dönemlerinde Şah İsmail, Yavuz Sultan Selim'in babası ve dedesi döneminde epeyce harpler yaptınız. Fatih döneminde Dulkadiroğlu meselesinden dolayı harpler yaptınız. Memlükler dönemi, ikinci Bayezid döneminde 5 yıl süren harpler oldu. Ve Memlük döneminde sizin Osmanlı askerlerine yaptığınız mezalimleri Selim Han unutmuş değildir. O Trabzon'da valiydi ve senin yaptıklarını çok iyi görüyordu. Benden sonra senin başını ezecektir. Gel, beraber olalım, bir olalım ve bu Osmanlı'yı ortadan kaldıralım diye Şah İsmail Kansu Gavri'ye mektuplar göndermişti. Tabii Kansu Gavri Memlükler için de çok büyük tehdit. Netice itibariyle Memlükler Sünni İslam dünyasının o zamanki halifelik dolayısıyla merkezi konumunda. Halife orada, Abbasi halifesi orada olduğu için, onların himayesinde olduğu için merkezi konumunda. Şimdi bir Sünni İslam dünyasının bir Şia devletine elçi göndermesi beklenemezdi ve göndermediler. Ancak Selim Han Şah İsmail'e bu darbeyi indirince ve akabinde Dulkadırlıları ortadan kaldırınca, Memlükler endişelendi. Sıra bize geliyor şeyiyle. Telaş içerisine düştüler ve Şah İsmail'e elçilerini gönderdiler. Elçiyi gönderdiler. İşte şimdi burada ne var? Burada birleşme var. Selim Han Safeviler üzerine savaşa gidecek ama arkadan Memlükler vuracak. Yavuz Han. İşte Selim Han çok ciddi manada Memlük. Şimdi son senelerde Yavuz Sultan Selim neden Memlüklere, bir İslam dünyasına çattı? Neden İslam dünyasına vurdu? Neden durup dururken halifeliği, İşte bir halifeliği aldı veya halifeye darbe indirdi? Ortada ne vardı? Son zamanda böyle bir düşmanlık da başladı. Evet. Şimdi bu birinci hadisedir. Herhalde vaktimiz daralıyor diye, evet, sizin biraz sallanmandan anlıyorum Fehim Bey. O zaman bu suallerin cevabını, evet, yani şimdi çorap söküğü gibi de birbirine bağlı gidiyor hadiseler. Dinleyicilerimiz de bunların devamını istiyorlar. Ben hatta mailler atıyorlar. Hocam, konu bütünlüğünü bölmemek için böyle telefonu da açmıyoruz ama çok mailler alıyorum. Takip ediyorlar. O sebeple neden Memlükler ve Safevi meselesi ne oldu? Haftaya devam edelim, evet, o zaman. Bunu her ne kadar kitaplarınızdan okusak da sizden dinlemek daha da güzel oluyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Ve Tegret FM dinleyicilerine iyi akşamlar dilerim. Biz de hürmet ve muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, bir Tarih ve İnsan programında sonuna geldik. Bu programı sizler için Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırladı. Teknik yapımında Muhittin Sami Aygüngöl bize yardım etti. Sağ olsun. Ve ben Deniz Fehim Harmanşa programı sundum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın efendim. Tarih ve İnsan. Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen Hakk'a bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş.
yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni, ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için yürüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı yürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkatle silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.